TMSV TDCS tedavi yöntemiyle otizmli çocuklarda gördüğü gelişim üzerine bilimsel çalışmalarını yoğunlaştıran uzman nöropsikolog Dr. Alptekin Aydın, dünyanın birçok ülkesinden oldukça fazla talep görüyor. Özellikle ailelerin mutluluğu hepimizi çok sevindiriyor tabii ki. Yine bir aile programımızın konuğu olacak ve çocuklarında gördükleri gelişmeleri bizlerle paylaşacaklar. Uzman nöropsikolog Alptekin Aydın'la birlikte İstanbul Nişantaşı'nda bulunan ofisindeyiz. Yanımızda da bir ailemiz var. Hicran Hanım ve Erkan Bey. Oğlu Ayaz da orada, şu an pek yanımıza gelmek istemiyor. Biraz huysuzlaştı tabii. Bayağıdır bekliyor şimdi bizi. Siz de nereden geliyordunuz? Afyon'dan geliyorsunuz. Şimdi tabii bilinçli bir aile herhalde yine bizimle birlikte. Evet. Hemşiresiniz. Birazcık Ayaz'ı sizden dinleyelim. Nasıl hikayeniz başladı? Önce sofrayı kurduğunda çekil dememle başladı aslında. Çekil dediğinde çekilmedi. Bize de ki bu çocukta bir anormal bir şey var ki epilepsi hikayemiz var ama ailede bizim. Yani eşimin tarafında olduğu için genetiksel var bizde. Bize de ki hani hocamız toparlanır ama 3,5 yaşında oldu artık. Yani toparlanmayacağını biz anlayınca Afyon'daki bir çocuk psikiyatrisine götürdük. O dedi ki orta şiddette otizm tanısı koydu. Evet, böyle bir hikayeyle başladık. Eğitimlere başladık. Hani hocam da dediği gibi yani ABA eğitimiymiş bu. Ondan sonra biz de tabii 1,5 sene zaman kaybettik ve çocuk gerilemeye başladı. Masa üstünde oturup eğitim alınca. Daha sonra biz İzmir'de birisi bulduk işte. O da bitkisayla bir de harekete başlayın. Eğitimi değiştirince biraz algıları düzeldi ama yani ondan sonra biz baktık yine eğitimler olmayacak. Tesadüf hocamı ben ATV'de gördüm daha doğrusu. Sonra bütün YouTube kanallarından takip ettim, Instagram'dan takip ettim. İnandım. Yani inandım ve Alptekin hocamı buldum. Biraz zor oldu ilk aşamada ama buldum yani sağ olsun hocamızı. Ya yani o şekilde başladık. İnandık yani ve halen de inanıyorum. Yani umudum da sonsuz. Şimdi tabii ki bu bir süreç. Evet. Şimdi kaç yaşında Ayaz? Şu anda 6,5 yaşında. Biz tabii Alptekin hocam 5,5 yaşında QEG'imizi çektik. Yani bir senedir Alptekin hocamla birlikteyiz. İkinci tedavideyiz şu anda. İkinci tedavideyiz. İkinci QEG'yi çektirdik. Hatta hocam okumuş. Onu da soracağız. Daha ikinci QEG'nin sonuçlarını almadınız mı? Şimdi hemen o zaman sıcağı sıcağını alalım. Heyecanlı mısın? Tamam, şimdi canlı canlı öğrenelim. Bizim tabii Ayaz'daki en büyük problemimiz epilepsi ilacı kullanıyorlar. Kullanılan ilaç QEG'de veya normal EEG'de bozuk dalgaları size göstermiyor. İlaç onu biraz rahatlattığı için dalgalar düzeliyor ve biz göremiyoruz sorunu. Hani Ayaz'ın şu anda biz hala mesela epilepsi hangi bölgesinde ilaç kullandıkları için bunu göremiyoruz. Dolayısıyla bu da demektir ki dozunuz, ilacın dozu okey. Yani ilacın dozunu arttırmayalım şu anda biz. Şimdi ilk QEG ile şimdiki arasında bakalım şöyle dalgalarımız çok karışık. Bir taraftan açmamız gereken fonksiyonlarımız var. Genel olarak delta teta dalgalarında ağırlıkla ön bölgelerimiz hala iletişim kuran, farkındalığı olan bölgelerimiz, hafızamız, duygusal bölümlerimiz, hiperaktivite bölümlerimiz. Bu bölümlerimizde hala problemlerimiz var. Bununla beraber öğrenmemizde de hala problemlerimiz devam ediyor. Bunlar hala ağır uykuda olanlar. Şimdi bu grubun içinde geçen seferden bu sefere yükselen bölümde yaklaşık 2, 4, 5, 6 tane fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonların bir tanesi motor ses çıkardığı bölüm, bir tanesi hafıza. Bunlar eskisinden daha iyi durumda şu anda. Aslında sözel ifade bölümü ikinci dalgada düzeldi. Yani motoru açtığımızda kelimelerle beraber belki cümlelerde. Kelimeler başladı. Önce annenin öteye gidemiyorduk. Şimdi çok anlamlı konuşuyor. Mesela sabah kalktığında günaydın demesi veya akşam uyu demesi. Süper. Mesela günaydın kalk demesi, kendisi söylüyor. Biz yorum yapmıyoruz. Mesela hocam arabasının oyuncağın pili bittiğinde pil bitti demesi. Mesela bunu yorumlayarak kendisi ifade ediyor. Çok güzel. Eskiden konuşmuyordu yani mesela başlık tedavisinden önce. Harika. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz aslında burada fonksiyonları açma tedavisi yapmıyoruz. Evet. Biz epilepsi tedavisi yapıyoruz. Evet. Bu işin, bu aileler için çok önemli. Yani bazen aileler çocukta epilepsi var, ah fonksiyonları açamıyoruz. Böyle bir şey yok. Epilepsi iyileşince zaten fonksiyon çalışabilir. %60-%70 şansın var fonksiyon epilepsi bitince çalışsın. Ama hani şimdi burada fonksiyonel olarak mesela sol elinde, ayaklarında, duyma fonksiyonlarında, hocam ince el becerilerinde bir sürü gelişme var. Parmak ucuna devam ediyoruz, o bitmedi. Hı-hı. Bir de hocam tuvaletini tam öğrenemedi. Hı-hı. Evet.
Arka muhakeme bölümlerimiz hala kapalı. Buraları yeşile getirmemiz gerekiyor. Bu bölgelerimiz ama hala kırmızıda. Evet, konuşma ön tarafta. Kelimeler, en zor kelimeler daha çıkıyor. Şimdi burada bir artı parantez alışmam lazım. Hocamızın dediği gibi biz epilepsi, tamamen epilepsi nedenli bir tedavi alıyoruz. Daha fonksiyon açma işine başlamadık daha doğrusu. Biz öncelik epilepsi dursun diye mücadele ediyoruz hocamızla birlikte. Böyle bir şeyi hani bir belirtmek istedim. Ama ona rağmen sizin tabii ki fark ettiğiniz değişiklikler de hayatınızı kolaylaştıran herhalde değil mi? Çok, çok inanılmaz şeyler oldu. Biz tedaviye başladığımızın 10. gününde derinden böyle bakışlar değil mi? Ya biz 2 yıl göz teması çalıştık. Alver çalıştık. 2 yıl. İnanılmaz. Artık böyle bunaldık. Çocuk da bunaldı. Sonra bu tedaviye başladıktan sonra 10. günü böyle derinden bakışmalar. Allah Allah, Hicran diyorum, Ayaz bakıyor bana. Bakıyor yani. Hiç bakmıyordu. Hiç ya, doğru düzgün istediğimiz düzeyde değildi. 10. günü başladık, biz bunu fark ettik. Hocam geçen hafta rehabilitasyon merkezinde öğretmenim bizi uyardı. Şöyle, Ayaz grup dersine giriyor, 4 kişilik bir grupta. Ya dedi, ben Ayaz'dan şikayetçiyim. Allah Allah, biz tabii bir şey olduk Hicran'la birlikte. Ne oldu hocam falan. Ya dedi, bu benim mesleği elimden alacak. Ne oldu hocam ya, niye öyle dediniz? Grup içinde yönerge veriyormuş öğretmeni. Diğer çocuklara da veriyormuş. Diğer çocuklar Ayaz yapıyor. Diğer çocuklar yapmayınca bu da diğer çocukların yanına gidip o yönergeyi yapmasını istiyormuş. Yani mesleğini elinden alır diye öğretmenimiz kopmuş. Farkındalığı açılıyor. Yani hani şimdi yeni beklentimizin içinde tabii tuvaletsel, işte tehlikesel pek çok konuda da farkındalığının geleceği görünüyor. Şimdi hemen hemen geçen sefer Delta'dan, şimdi onlar Teta'ya gelmişler. Yani hafif uykudalar. Bir üste çıkalım inşallah Alfa'ya. Yani bu, biz fonksiyonu açmadığımız halde epileptik alanlar düzeldikçe oluyor. Hocam öğretmenler çağırdı yani acilen bizi. Yani bu çocuğa ne yaptınız da yani bu çocuk böyle bu kadar fark etti. Yani bütün yönergeleri %100 alıyor dedi. Yani bütün komutlarımızı dinliyor. Konuşması da arttı zaten. Söylediniz mi tedaviyi? Söylemedik hocam. Söylemediniz mi? Ya hala çünkü yani ben kendi ailemi inandıramıyorum ki hocam. Doğrudur. Gerçekten yani hani o yüzden onları bir aşıp onlara da zaten bu yöntemi anlatacağım. Yani inandıramadığınız kısım ne? Böyle bir tedavinin olduğuna ne inandıramıyorsunuz yani, yoksa bunun işe yaradı? Hani böyle eski doktora gidersiniz de mesela EEG çekiliyor ya, evet. ilaca inanıyorlar yani böyle manyetik şeylere inanmıyorlar. Ben Hicran'a da ekleyeyim. Şunu bekliyorlar. İşte gitsin doktorun muayenesine, karşısına. Doktor ilacını yazsın. 10 gün sonra çocuk iyileşsin. Bunu bekliyorlar. Ama öyle bir rahatsızlık yani değil. Başlığı takıyoruz ya hocam. Hani zannediyorlar ki onu takınca çocuk bir mucize olup tak diye iyileşecek yani. Öyle bir şey zannediyorlar. Evet, evet. Ama zamana ihtiyacımız olduğunu ben defalarca söylüyorum onlara yani. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tabii dediniz ya söylemiyorum diye. Ne diyorsunuz peki size öğretmenler böyle bu çocuğa ne yaptınız, bu değişiklik nasıl oldu falan dediğinde? Ya şu anda bir cevap veremedim ama daha sonra cevap veririm. Veririm evet. Evet. Çünkü ben yani sağ olsun hocam, çünkü tanışalı bir anneden öteye gidemeyen Ayaz şu anda bana her şeyi söylüyor. Yani zor olsa da söylüyor. Parça parça olsa da söylüyor. Bu da bir şeyin başlangıcı aslında. Kek dese kek yani. Diyor mesela, yoğurt dese yoğurt diyor. Mesela acıktığında mama diyor. Yani bana bir artık evet. Anlamlı bir şeyler söylüyor. Eskiden işaret diliydi. Elden tut, şeye git. Hayır, tutuyorduk dolaba, tutuyorduk yani suya. Böyleydik yani. Anlaşmak ne kadar kötü bir şey. Ama şimdi o aşamaları açtık. O yüzden çok minnettarız kendisine. Ben tamamen epileptik problemi olduğunu düşünüyorum. Epileptik problemi aşarsak hem aklı, zekası, algısı iyi, hem çok güzel kelimeler, cümleler kuracak. Hani pek çok şeyi aşacağız, çıkacağız pek çok şeyden. İnşallah hocam. Çünkü bu tedavi yapmadan buradaki fonksiyon düzelmeyecek. Yani ne ilaçla ne şeyle, bakın biz 1945'lerden beri otizm bulunduğundan beri bununla uğraşıyoruz. Çözüm eğitimdendi. Kaç yıl oldu? 45'ten 2024'e geldik. Yani eğitimli olsaydı herhalde bir sürü çocuk görmüştük iyileşmiş. Olmuyor. Olmuyor. Yani önce fonksiyonu açalım, ondan sonra eğitim verin olacak. Ama fonksiyon kapalıyken olmuyor. Yani haftanın 7 günü eğitime gidiyor. Haftanın 7 günü eğitimler alıyor. İşte hareket dersine gönderiyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ya Hicran, bir şey eksik kalıyoruz diyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz bunu. Bir şey eksik kalıyor. Ya bir sihirli bir şey değilse, bir şey olsa bu çocuk... Ya bir şeyi her zaman eksik kalıyor bunun, Ayaz'ın. Hep kendi aramızda bunu konuştuk. Ve o sihirli cihazı bulduk. Yani o cihazı bulduk. O cihazı bulduk ve o cihaza hakikaten yapıştık. Şunu da aslında hatırlatmakta fayda var. Özellikle bizi izleyip şu an ya bu tedavi gerçekten bizim çocuğumuz için de uygun mu? Ya da bunu tedaviye alan aileler gerçekten
böyle etkiler alıyor mu diye merak edenler için Facebook'ta kapalı bir grubunuz var. Evet. Kendi aileler, kendi birbirlerini görebilen, hatta orada herhalde tedavilerin ben olmadığım için çok bilmiyorum. Evet. Bu çok önemli bir... 8000'in üzerinde grupta ailemiz var. Belki 4000-5000'i tedavi almış aileler. 3-4000'i de işte tedavi oluyor mu, doğru mu, aileler ne diyor diye ailelerle konuşmak için gelen bir grubumuz var. Yeni gelen veya merak eden ailelere en büyük tavsiyem mutlaka bu Facebook grubundan, işte Alptekin Aydın, TMS, TDCS tedavisi diye yazınca zaten grubu bulacaklar. Dolayısıyla orada en azından diğer ailelere ulaşır, istedikleri soruyu sorarlar, bana ulaşırlar. Hani bir iletişim aracı orası bizim için.